Bizim meselemiz dünya ile alakalı değil. Yaşam ve huzur aslında sağlıyoruz insanlara. Herkes zincirin bir parçası haline geldi. Biz birbirimize değer katan bir aileyiz burada. Bilinçli bir şekilde aslında jokerliğim algısını yayma eğiliminde değildik ilk başta. Ofisimizdeki danışmanlar aslında bunu doğurdu. Bu nasıl başladı? Biz ilk başladığımız zaman bu sektörde şunu düşündük. Kurumsal firmalardan gelecek potansiyel danışman adayları ya da sektör içinden gelebilecek başka kişiler için kurumsal firmadaki sıkıntıları biliyorduk. Yani aynı çatı altında yaşayanlar ya çalışanlar bile kendi arasında bir mücadele içindelerdi. Bu bazen tatlı rekabetin daha da ötesine gidebilen bir durum oluyordu. Biz bunun yaşanmaması gereken bir ortam haline getirmeye çalıştık. Sıkıntı çekilmiyor, birlik sağlanarak mücadele edilebilecek bir ofis haline gelmek istedik. Bunu şöyle özetleyebiliriz aslında. 10 yıldır söylüyoruz. Biz ofis içinde birbirimizden kendimizi savunmaya geçmiyoruz. Birbirimizden kendimizi koruma kalkanı koymuyoruz. Yani aslında özet de şu, doğduğumuz gündeki ilk masum, temiz, saf halimizle birbirimize yaklaşıyoruz. Otomatikman kimse burada birbirinden bir şey saklayabildiği bir durum yok. Bilakis hedefleri ve hayalleri için mücadele ediyorlar. Hatta bir kelime daha koydular buna, iyi ki jokerliyim kısmına geçtik. Bunun yanı sıra şöyle bir avantajı da var bu işin. Özellikle iç piyasada şöyle bir algı oluşmaya başladı. Ben jokerliyim diyen bir danışmanın belli kriterleri, belli aşamaları geçmiş, belli bilgiye sahip olduğunu aslında anlamış oluyorlar. Doğru bilgiyi veren, mülk sahibine doğru pazarlamayı yapabilecek olduğu bilinen başka danışmanlarla kaliteli bir şekilde çalışabilecek bir danışman olduğu aslında otomatikman bu kelimeyle sağlanmış oluyor. Bir de şöyle bir durum var. Bazı insanlar kendi atalarının ya da soy isimlerinden mutluluk duyarlar. İyi ki böyle bir soydan geldim gibi. Bu tabii ki de çok üst bir şey bu. Ancak jokerliyim demenin şöyle bir algısı oluşmaya başladı ofis içinde. İyi bir yerden geliyorum. Yani o atalarımın ismini kullanırmış gibi ben de jokerliyim ve bu soy isimden geliyorum gibi bir güzel bir algı oluştu. Sektörü ilk başladığımızda 10 yıl önce söylüyorlardı hani pazarlama için bunu yapacaksın, mülkü alırken bunu yapacaksın, başka bir şeye gerek yok diyorlardı. Biz biraz takıntılıyız bu konuda. Yani nasıl başka bir şey yok kısmındayız. Uluslararası çok ciddi reklam veren firmaları takip ediyoruz. Bu onlardan birebir bir şeyi kopyalamaktan ziyade fikir esinlenmesi oluyor. Ya da sıfırdan bir şey de gelebiliyor. Benim çok meşhurdur mesela. Gece 2'de kalkıp bir anda uyanıp not aldığım çok meşhurdur. Yanımda muhakkak bir kalemim, kağıdım olur. Olmadığı zaman da telefona notlar alırım. Başladığımızdan bu zamana kadar kimi ekibe göre, kimi gruba göre biraz aykırı olduk. Belli seneler geçtikten sonra fark edilmeye başladı neler yaptığımız. Hatta sosyal medyamıza baktığınız zaman neredeyse %50 gayrimenkulle alakalıdır. %50 genel kişiyle alakalıdır. Hizmet sağlayıcı bir durumumuz var. Faydayı sağlama noktasında çok fazla gayrimenkul satalımdan ziyade biz daha ne kadar fazla hizmet sağlayabiliriz? Bu Amerika'yı tekrardan keşfetmeye gerek yok derler ya sürekli. Ben de hep şunu diyorum. Bizim meselemiz dünya ile alakalı değil. Yani keşfedilmiş bir yeri tekrardan keşfedip keşfetmeme değil, dışarıya çıkma meselesi. Ki son dönemde aslında zorlanan durumlar onlar. Yani dünyadaki yaşamdan ziyade dışarıda nasıl bir yaşam sağlanabilir? Sektörde farklı yenilikler neler getirilebilir? Sürekli buna odaklanıyoruz. İki tane aslında mottomuz var. Bir, markanın bilinirliğini nasıl arttırabiliriz? İki, ofis içinde bulunan gayrimenkul danışmanlarımızın bilinirliğini nasıl arttırabiliriz? Bireysel yaptıkları çalışmaların haricinde biz onlara neler katabiliriz? Onları düşünüyoruz aslında. Çok ciddi koşturmacanın içinde bulunuyorlar çünkü bunları düşünemiyor olabilirler. Avantajımız ne? Fikirlerimizi kağıda döktüğümüzde ya da paylaştığımız zaman ofis içinde bunu doğurabilecek ekip arkadaşlarımız var. Bir dijital ekibimiz var, IT ekibimiz var. Herkesten fikir alarak da yönleniyoruz aynı zamanda bu işlere. Belirli zamanlarda yaptığımız toplantılarda, toplantı yapmasak bile danışman arkadaşlarımız aklınıza gelecek bütün fikirleri paylaşın ben de diyorum. Bunları belki bu döneme uygun olmayabilir. Herhangi bir fikir olabilir. Geliştirerek de uyguladığımız çok ciddi fikirler oldu. Yaratıcılık bir kişiden başlayan bir durum değil aslında. Toplu bir şekilde fikirlere önem verdiğimiz bir organizasyondan çıkıyor bunlar. İlk başlangıcımızı avukatımızla yaptık 10 yıl önce. Yani her şirketin bir avukatı olması gerektiği gibi biz
bir çıtayı biraz daha yukarıya çıkartıp ofis içinde barındırdık. Haftanın belli günlerinde yaklaşık 3-4 gününde ofis içinde oluyordu. Olmadığı zamanlarda danışmanlarımızın ihtiyaçlarını telefonla ya da mail yoluyla karşılıyordu. Enteresan, ilk biz başladığımızda şey diyorlardı bize. Her işiniz avukatlık mı oluyor? Da avukatınız var, sabit. Biz şunu diyorduk. Değer katacağımız şeylere imza attığımız zaman bir hukuki gözden bakılmasını istiyoruz. Yani işin negatif tarafına değil, aslında daha iyi olabilme tarafına odaklandık. Otomatikman burada danışmanların da şirket avukatı gibi gözükse de aslında danışmanların da hukuki danışmanlığını karşılıyordu. Sonradan bu tabii ki de bir alışma sürecinden sonra gayet normal karşılanmaya başladı ve birçok sektördeki firmanın artık hukuk departmanı hatta var. Hukukla başlayan bir süreçte bizim şöyle bir hayalimiz vardı. Gayrimenkul sektöründe ne eksik? Onu tamamlayalımdan ziyade farklı sektörlerde neler var? Amerika'yı keşfetmeye tekrardan gerek yok mantığından çıkıp, tamam sektör için bu gerekli de diğer sektörler nerede, ne yapıyorlar? Ve uluslararası kurumsal firmaları bu sefer takip etmeye başladık. Hayalimiz olan aslında şuydu. Bir müşteri kabulden içeriye girdikten sonra tüm hizmeti alacak bizden. Bu hizmetin içinde tabii ki de gayrimenkule çok paralel alabileceği hizmetlerin içinde bir mülk sahibi düşünün, girdikten sonra ve aynı zamanda danışmanlara da hizmet bu. Dijital ekibimiz var. Dijital ekibimiz normalde ilk 4 yılda dışarıdan sağladığımız hizmeti artık 5-6 yıldır ofis bünyemizde sağlıyoruz. Son 3 yılda bu beni çok heyecanlandırıyordu. Kişisel ihtiyaçlardan da doğan bir şey bu arada. Psikologumuz ve koçumuz var. Ofis içinde daha faydalı nasıl olabiliriz aslında sürekli. Sürekli bizi tırmalayan oydu. Danışmanlara ve aile bireylerimize daha nasıl faydalı olabiliriz? Profesyonel bir psikolog değilim ya da koç değilim. Elimizden geldiğince değil, elimizden geldiğinin en iyisini yapmak için son 3-4 yıldır psikologumuz ve aynı zamanda koçumuz da var. Ofis içinde dijital ekibimiz var dediğim gibi. Son 3 yıldır IT ekibimiz var, sigortacımız var, mali müşavirimiz var. Belli dönemlerde ofise yine hepsi gelir. Danışmanların çoğunda iletişim numaraları vardır. Hizmeti sınırsız bir şekilde alabilmelerini sağlıyoruz aslında. Çünkü çok ciddi mücadele ediyorlar ve bir kişi gibi gözükseler de aslında yanlarında çok ciddi bir orduyla mücadele ediyorlar. Bunun için ekstra bir çaba harcamadık. Çünkü bunu bir çaba harcamaya döndürdüğümüz zaman içgüdüsel olarak doğallıktan kaçacağına inandık. Biz bunu ilk 5. ya da 6. yılımızda merkezden bir telefon gelmişti bana. Avrupa'nın bir değerlendirmesini almışlar. Hani bu devamlılığını sağlıyor bu ofis diye. Bununla alakalı ekstra bir çabamız olmadı. Zaten şöyle bir durumumuz oldu. Hani ilk sorularda cevap verdiğim gibi. Biz hakikaten aile bireyi olarak görüyoruz. Çok ağır bir yüktür aynı zamanda bu. Aile olarak görmek, her aile süper değil. Hayalimizdeki aileyi yaratmaya çalıştık aslında. Bunu yarattıktan sonraki kısımda hem ofis olarak danışmanlara verdiğimiz hizmetlerin karşılığında hem de ofis içindeki o saf duygularla birlik olup mücadele etme duygusu herkesi bağladı ofise. Markaya bağlılık değil, belki Joker'e de bağlılık değil, belki bizlere bağlılık değil. Herkes birbirine bağlı. Herkes zincirin bir parçası haline geldi. Otomatikman gitmesin diye herhangi bir çabamız yok. Çok kişi gelsin diye de bir çabamız yok. Hatta şöyle bir durum da var. Hani dışarıdan yeni gelebilecek sıfır danışman adayı ya da farklı bir ofisten gelen biri hem gelen için aslında büyük sorun. Yani hepimiz yaşamışızdır büyük ihtimal. Bu okul hayatında da oluyor, iş hayatında da oluyor. Ben okulda çok bunu birebir yaşadım. Okul değişikliğinden kaynaklı yeni geçtiğim okulda bir yabancılık hissediyor insanlar. Biz burada bunu hissetmeyeceğiz dedik. En son gelen danışmanımıza ondan önceki tüm danışmanlarımız kucak açıyor. Otomatikman geldiğinde başka bir okul değişikliği ya da iş değişikliği ya da sporla ilgileniyorsa takım değişikliğindeki o yalnızlığı hissetmiyor kimse. Otomatikman devamlılık, birliktelik bir sorun halinden çıkıyor. Herkeste sorun olarak duran bir şeyi, biz öyle bir sorun yok ki. Zaten ilk geldiği gün zincire bağlanıyor. Bu arada kopmak isterse, ayrılmak isterse, hayatına başka bir serüvenle devam etmek isterse çok keyifli bir şekilde yolları ayırıyoruz. Ya benimsin ya kura toprağın mantığımız yoktur. Doğru bir insan olduğunu düşünüyorsak ve düşünüyorsa özellikle bu sektörü devam etmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Zincirde herhangi bir kopma olma ihtimaline karşı hemen birleşip tekrardan zinciri bir halk haline getiriyoruz. Müzik
tabii ki de çizgi filmin verdiği alt sübliminal mesajdan bahsetmiyoruz. Yani işte bir komünizmle alakalı bir mesaj değil. Ancak herkesin eşit olduğuyla alakalı bir mesaj veriyoruz. Bunu birçok kez danışmanlarımıza da söylüyoruz. Herhangi bir hiyerarşik düzen yok. Zaten hiyerarşik bir düzenden gelmenin sıkıntısını çekiyor insanlar. Kurumsal hayattan gelme ya da kurumsal hayattan gelmeyen de olabiliyor. Okuldan da direkt mezun olup gelen danışmanlarımız da oldu. Orada da aslında bir hiyerarşik düzen var. Dönemin her zaman, hayatın her döneminde bunlarla karşılaştılar. İş hayatında karşılaştılar, aile düzeninde karşılaştılar, okul hayatında karşılaştılar, askerlikte karşılaştılar. Birçok yerde bu aslında hiyerarşik düzen maalesef var. Bizde böyle bir düzen yok. Herkesin belli bir görevi var. Otomatikman herhangi bir alt üst ayrımımız yok. Olsak olsak hatta şey diyoruz, en fazla şirin baba oluruz. O da sorumluluğumuzun fazla olduğundan kaynaklı. Herkesin işine elimizden geldiğince koşturmaya çalışmamızdan kaynaklı. Ve Şirinler Köyü'ndeki herkese verilen bir sıfat aslında o iş en iyi yaptığıyla alakalı olduğu için biz de diyoruz ki en iyi sıfatı al. Bu gayrimenkul danışmanın en iyiliğiyle alakalı bir şey değil. Bizim ailemize katabileceği değerle alakalı. Birçok eğitimi ofis içindeki danışmanlarımıza da verdiriyoruz aynı zamanda. Bir danışman arkadaşımız çakraları açma eğitimi anlattı mesela. Biz bununla alakalı çok şey yaşadık hani ne alaka bir emlak ofisinde böyle bir şey mi anlatılır diye. Başka bir arkadaşımız alışkanlıklarla alakalı anlattı. Başka bir arkadaşımız gözyaşını anlattı. Yakın tarihte bir arkadaşımız tangonun felsefesini anlatacak. Biz birbirimize değer katan bir aileyiz burada. En çok satışı yapan, en çok gayrimenkulü portföye alan, en çok ciroyu yapan birinci olmuyor. Değer katan aslında burada. O da Şirinler Köyü'ndeki o sıfatı neyse aslında onu almış oluyor ve tek bir çizgi üstünde yan yana mücadele ediyoruz. Herhangi bir şekilde alt üst sınıflandırmamız yok ve mücadeleyi bir olarak devam ettiriyoruz. Bu da aslında bize çok keyif veriyor.